Firavun ve ordusu sulara nasıl gömüldü? Firavun'un cesedi binlerce yıl nasıl korundu ve günümüze kadar ulaştı? Sapkın Lut kavmi nerede ve nasıl helak oldu? Evla tabletlerindeki gizli kalmış gerçek neydi? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevapları günümüzde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda bir bir ortaya çıkmakta. Tarihi kaynaklar ve arkeolojik bulgular Kur'an'da bildirilen haberlerin doğruluğunu bir kez daha gözler önüne sermekte. Kur'an'da geçmiş hakkında bildirilen olayların günümüzde tarihi kanıtlarla aydınlanması kuşkusuz ki Kur'an'ın mucizelerindendir. Geçmiş kavimlerin haberleri Kur'an'da birçok ayette haber verilmiştir. Bu kavimlerin yaşadıkları yerler, kendilerine gönderilen elçilere verdikleri tepkiler, elçileri yalanlayanların tarih sahnesinden silinişleri ayetlerde detaylı olarak anlatılmaktadır. Kur'an'da anlatılan bu olayların hemen hepsi ise çağımızda yapılan arşiv araştırmaları ve arkeolojik bulgular sayesinde görülecek ve bilip tanınacak hale gelmiştir. Bu filmde son dönemlerde yapılan arkeolojik çalışmaların sonuçlarından bazılarını izleyecek ve tarihi kaynaklarda ortaya çıkan Hak dinin kanıtlarını göreceğiz. Aynı zamanda Yüce Allah'ın Kur'an'daki vaadinin tecellilerine şahit olacağız. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a hamdolsun, o size ayetlerini gösterecektir, siz de onları bilip tanıyacaksınız. ...1975 yılında dinler tarihi açısından çok önemli bir arkeolojik bulgu yapıldı. Evla tabletleri. Evla tabletleri bulundukları günden beri birçok kez araştırma ve tartışma konusu oldu. Çünkü Evla tabletlerinde ilahi kitaplarda haber verilen üç peygamberin adı geçiyordu. Hazreti İbrahim Abramu, Hazreti Davud Davud'un ve Hazreti İsmail İsmail. Üstelik bu tabletler milattan önce 2500'lü yıllardan günümüze ulaşmıştı. Yani bu yazılar Tevrat'tan 1500 yıl öncesine aitti. Bu çok önemli bir bilgiydi. Çünkü bu isimlere ilk kez bu kadar eski bir tarihi belgede rastlanmaktaydı. Hazreti İbrahim'in isminin tabletlerde geçiyor olması, bu tabletlerden binlerce yıl sonra indirilen ve Hazreti İbrahim'in isminin geçtiği ilahi kitaplardaki bilgilerinde doğruluğunu bir kez daha göstermekteydi. Evla Krallığı, Türkiye'nin güneydoğusunun bir bölümüyle Mezopotamya'nın bir bölümünü ve Suriye'nin Şam kenti güneyine kadar olan bir alanı içine alan geniş bir krallıktı. Bu krallık
kültürel ve ekonomik olarak doruğa çıkmış ama bir dönem sonra birçok medeniyette olduğu gibi tarih sahnesinden silinmişti. Vaktiyle Ebla başkentinin bulunduğu bu alçak tepe, 1975'ten beri bütün dünya arkeologlarını son derece ilgilendiren ve eski bir uygarlığı gün ışığına çıkartan bir yer durumunda. 1975 yılında yapılan kazılarda ilk bulunduğunda, o zamana kadar klasik bir arkeoloji başarısı olarak değerlendirilen Ebla Krallığı, gerçek önemini çivi yazılı yaklaşık 20 bin tablet ve parçalarından meydana gelen arşivin bulunmasıyla kazandı. Çivi yazılı bu kil tabletler sarayın arşiv odasında tümüyle dolu ve muntazam olarak istif edilmişti. Sarayın yanmasıyla çivi yazılı tabletler sağlam olarak küller arasında kalmıştı. Bu arşiv aynı zamanda diğer arkeoloji uzmanlarının 3000 yıldan beri bildikleri bütün çivi yazılı metinlerin 4 kat daha fazlasıydı. Tabletlerdeki dil Roma Üniversitesi'nde arkeolojik yazı uzmanı olan İtalyan Giovanni Petitano tarafından çözüldüğünde konunun ne denli önemli olduğu daha da iyi anlaşılmış oldu. Ebla Krallığı'nın döneminin önemli bir kültür ve ticaret merkezi olduğu tuttukları kayıtlardan da anlaşılıyordu. Eblalılar devlet arşivi oluşturan, kütüphane kuran ve ticari sözleşmeleri yazılı kayıt altına alan bir medeniyetin sahibiydiler. Hatta Eblaca denen kendi dillerini oluşturmuşlardı. Ebla Krallığı'nın ve bu muazzam devlet arşivinin bulunmuş olması yalnızca arkeolojik bir başarı değildi. Bu bulguların dinler tarihi açısından da önemi büyüktü. Çünkü tabletlerde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen meleklerden Mikail aleyhisselamın ve 3 ilahi kitapta haber verilen peygamberlerin adı geçiyordu. Tarihçiler Ebla'da bulunan tabletleri bu açıdan değerlendirdiler. Hazreti İbrahim ve onun risaleti hakkındaki bu keşif, dinler tarihi açısından önemli bir araştırma konusu haline geldi. Ayrıca bu mübarek şahısların isimlerinin yanı sıra tabletlerde başka konular ve yer isimleri de geçiyordu. Yazılarda Ebla'ya uzak olmayan Sina, Gazze ve Kudüs isimleri de yer almaktaydı. Bu da Eblalıların bu yerlerle olan ticari ve kültürel ilişkilerini gösteriyordu. Tabletlerde görülen önemli bir ayrıntı ise Lut kavminin yaşadığı yer olan Sodom ve Gomorra bölgelerinin isimleriydi. Bu iki yerin dışında ayrıca Kur'an ayetlerinde konusu geçen İrem şehri de Ebla tabletlerinde geçen isimlerin arasında bulunmaktaydı. Bu isimlerin en dikkat çekici yanıysa peygamberlerin tebliğ ettiği kitaplar dışında şimdiye kadar bulunmuş başka hiçbir tarihi metinde geçmiyor olmalarıydı. Bu tabletler o dönemde hak dini tebliğ eden peygamberlerin haberlerinin bu bölgelere de ulaştığını gösteren önemli bir belge niteliğini taşımaktaydı. Reader's Digest dergisindeki bir makalede Kral Ebrum'un iktidarı döneminde Eblalıların dinlerinde değişim olduğu belirtilmiştir. Bu dönemde insanların Yüce Allah'ın adını yüceltmek için Allah'ın isimlerini tesbih ederken güzel sıfatlar kullandıkları kaydedilmiştir. Ele geçirilen arkeolojik bulgular tarih boyunca toplumlarda önce tek Allah inancının var olduğunu gösteriyordu. Ebla tabletlerinde de gökyüzünü, yıldızları, ayı, güneşi ve dünyayı yaratan tek bir yaratıcıdan bahsedilmekteydi. Ebla halkı yaratılışın yoktan başladığına inanmaktaydı. Ebla tabletlerinde yoktan yaratılış hakkındaki bir kayıt şöyledir.
Göğün ve yerin Tanrısı yer yoktu. Sen yarattın, gün ışığı yoktu. Sen yarattın. Bu tarihi kayıtlarla birlikte 19. yüzyılda ortaya atılmış materyalistler ve ateistler tarafından hararetle savunulmuş olan dinlerin evrimi iddiasının da bir aldatmacadan ibaret olduğu bir kez daha görülüyordu. Ünlü araştırmacı yazar Josh McDowell kitabında Ebla tabletlerinin bu gerçeği bir kez daha gösterdiğini şöyle belirtmiştir. Böylece Ebla tabletleri tek bir Allah inancının kendisinden önce gelen çok tanrıcılıktan türediğine dair inancı yok etmektedir. Dinin evrimi olarak ifade edilen bu hipotez Charles Darwin ve Julius Wellhausen dönemlerinde yaygınlaştırılmış ve kabul görmüştür. Ancak artık tek tanrıcılığın daha eski bir inanç biçimi olduğu kanıtlarla ispatlanmıştır. Yaşadıkları dönemden yaklaşık 4500 yıl sonra ortaya çıkan Ebla tarihi ve Ebla tabletleri çok önemli bir gerçeğe de dikkat çekmektedir. Yüce Allah, Ebla'ya da her topluluğa olduğu gibi elçiler göndermiştir. Tarih boyunca uygarlıklarını devam ettirmiş olan bütün toplumlar mutlaka Allah'ın varlığından, birliğinden, sonsuz güç ve kudret sahibi olduğundan, ahiret gününün varlığından ve Rabbimizin kendilerinden istediklerinden haberdar olmuşlardır. Yüce Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir elçi gönderdik. Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün. Tarihsel ve arkeolojik bilgiler Hazreti İbrahim'in yaşadığı devirlerde Orta Doğu'nun bir putperestler diyarı olduğunu göstermektedir. Devrin putperest toplumları büyük bir cahillikle ya kendi elleriyle yaptıkları heykellere ya da güneş, ay gibi gök cisimlerine tapınmışlardır. Allah, Hazreti İbrahim'i seçmiş, böyle bir toplumda peygamberlik göreviyle şereflendirmiştir. O, salih bir kul olarak bu son derece azgın, saldırgan ve zalim putperestlerin arasında Allah'ın hak dinini ve güzel ahlakı temsil etmiştir. Rabbimiz, Hazreti İbrahim'e sahifeler verdiğini bir ayette şu şekilde bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ahiretse daha hayırlı ve daha süreklidir. Şüphesiz bu önceki sahifelerde vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde. Ayetlerde açıkça görülmektedir ki Hazreti Musa'ya Tevrat'ın vahyinden daha önce Hazreti İbrahim'e sayfalar indirilmiştir. Bu sayfalarda Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimiyete dayalı olan Hanif dini vardır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Ey Allah'ın Resulü! Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'nın suhuflarında olanlardan herhangi bir şey size indirildi mi diye sordum, şu cevabı verdi. Ey Ebu Zer! Evet, şu mealdeki ayetler indi deyip okudu. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredip de namaz kılan kimse umduğuna erişmiştir. Belki siz dünya hayatını üstün tutarsınız. Halbuki ahiret daha hayırlı, daha süreklidir. Şüphesiz ki bunlar evvelki sahifelerde İbrahim'le Musa'nın sahifelerinde de vardır. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in insanları Allah'a iman etmeye davet ederken karşılaştığı azgın bir hükümdar haber verilmektedir. Tarihi kaynaklarda bu inkarcı Nemrut olarak anılmaktadır. Nemrut, gaddar ve zalim bir hükümdardı. Nemrut olduğu rivayet edilen zalim hükümdarla Hazreti İbrahim arasında önemli bir konuşma geçmiştir. Bu konuşma Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir ve öldürür demişti. O da ben de öldürür ve diriltirim demişti. Ayette belirtildiği üzere mal, mülk ve iktidarından dolayı böbürlenen bu kişi Hazreti İbrahim'le tartışmaya girerek kendisinin de yaratma vasfına sahip olabileceği gibi büyük ve akılsızca bir iftirada bulunmuştur. Allah'ı tenzih ederiz. Malıyla, mülküyle övünen bu kişi büyük bir cehaletle kendini ilahlaştırmakta, Allah'ı inkar etmektedir. Kibrinden dolayı Allah'ın tüm kainat üzerindeki güç ve kudretini görmek istememektedir. Allah'ı tenzih ederiz. Allah'a karşı büyüklenen bu kişiye Hazreti İbrahim'in verdiği cevapsa Allah'ın lütfuyla son derece hikmetli ve akılcıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphe yok, Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince, o inkarcı böylece afallayıp kalmıştı. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın varlığını ve kudretini insanlara anlatan peygamberler her zaman bu örnekteki gibi Allah'ın bir nimeti olarak hikmetli ve akılcı anlatımlar kullanmışlardır. Allah'a olan samimi imanları onların tebliğlerini etkili kılmış, inkarcıların sapkın bakış açıları bu şekilde geçersiz hale gelmiştir. Tarih boyunca bir kısım insanlar İbrahim peygamberin hangi dine mensup olduğu konusunda tartışmışlardır. Yahudiler onu tüm Yahudilerin peygamberi olarak kabul eder ve kendilerinin Hazreti İbrahim'in yolunu izlediklerini ileri sürerler.
Hristiyanlar, Hazreti İbrahim'in Yahudilerin peygamberi olduğunu kabul eder, ancak onun kendisinden sonra gelecek olan Hazreti İsa'ya tabi olduğunu iddia ederek Yahudilerden ayrılırlar. Oysa Allah, Kur'an'da Hazreti İbrahim'in ve soyunun dini konusunda tartışanların bu konuda hiçbir bilgilerinin olmadığını haber vermektedir. Hazreti İbrahim hakkında en doğru bilgiyi bize öğreten kaynak Kur'an'dır. Çünkü Kur'an, Allah'ın tahrif edilmemiş olan tek kitabıdır. Hazreti İbrahim'in dini hakkındaki kesin gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Ancak o hanif bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Hazreti İbrahim'in hanif dini kuşkusuz ona indirilen sayfalarda da bildirilmekteydi. Bugün bu sayfaların orijinallerinin Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman bölgesinde olan Nemrut Dağı'ndaki 2500 yıllık kalıntıların içinde bulunduğu düşünülmektedir. Çünkü Hazreti İbrahim bu bölgede doğmuştur. Putperest kavmine yine bu bölgede hak dini tebliğ etmiştir. Kavmin lideri olan Nemrut'la mücadelesi yine bu yörede gerçekleşmiştir. Aynı kalıntıların henüz ulaşılamayan bölümlerinde Nemrut'un mezarının, kabartma yazılarının, hazinelerin ve o dönemi anlatan pek çok bilginin de bulunduğu tahmin edilmektedir. O dönemin yöneticileri tarafından suç unsuru kabul edilen Hazreti İbrahim'in sayfalarının da burada bulunması muhtemeldir. Fakat ulaşım zorluğu, tarihi dokuya zarar verilmek istenmemesi ve çeşitli tehlikeler sebebiyle bu korunaklı alanlara henüz ulaşılamamıştır. Ancak ileri bir teknoloji kullanılarak yapılacak bir çalışmayla bu son derece önemli tarihi belgelere ulaşılması mümkün olabilir. Nemrut Dağı Tapınağı, tarihi kaynaklara göre Hazreti İbrahim'den yaklaşık 3000 sene sonra inşa edilmiştir. Burası bugün aralarında UNESCO'nun da bulunduğu birçok uluslararası kuruluş tarafından dünyanın en önemli kültür hazinelerinden biri olarak kabul görmektedir. İlk ortaya çıkarıldığı 19. yüzyıldan beri bölgede birçok arkeolojik kazı yapılmış, Türk ve yabancı arkeologlar bu tapınağın özelliklerini araştırmışlardır. Bugün sadece bir bölümü ortaya çıkartılan Nemrut Dağı'ndaki yapıların inşası sırasında dağın tepesi insan gücüyle tıraşlanmıştır. 6 ton ağırlığındaki kaya blokları kilometrelerce uzaklıktan dağın tepesine taşınmıştır. Nemrut Dağı üzerinde çalışmalar yapan arkeologların üzerinde ittifakla birleştiği önemli bir nokta vardır. Dağın içinde oyularak hazırlanmış ikinci bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümün mezar odası olduğu sanılmaktadır. Bu odaları bulmak için Roma döneminden günümüze kadar defalarca tüneller açılmıştır. Fakat bu girişimlerin hiçbiri başarılı olamamıştır. Bir teoriye göre birkaç basamakla başlayan ve dağın içine doğru bir eğimle devam eden kayaya oyulmuş bir tünel mezar odasına açılmaktadır. Bu kadar gizli korunmasından dolayı bilim adamları bu bölümün çok önemli olduğunu ve içeride çok değerli belgeler olduğunu düşünmektedirler.
Bu bölgede yapılan arkeolojik kazılar bu gerçeği göz önüne alarak ilerlemelidir. Çünkü yapılacak keşiflerin hak dinlerin tarihi hakkında çok önemli bilgileri gözler önüne sermesi beklenmektedir. ...18. yüzyıla dek eski Mısır dilinde yazılmış kitabeler ve yazılar okunamıyordu. Eski Mısır dili hieroglifti ve çağlar boyunca bu dil varlığını sürdürmüştü. Fakat milattan sonra 2. ve milattan sonra 3. yüzyılda Hristiyanlığın yayılması ve kültürel etkisiyle birlikte yazılarda hiyeroglif kullanımı azaldı ve bir süre sonra da sona erdi. Bundan sonra bu dil unutuldu ve bu dilde yazılmış yazıları okuyabilen ve anlayabilen kimse kalmadı. Ta ki bundan yaklaşık 200 yıl öncesine dek. Eski Mısır hiyeroglifi 1799 yılında Rosetta Stone adı verilen M.Ö. 196 tarihine ait bir kitabenin bulunmasıyla çözüldü. Böylece unutulan bir dil ve bu dilin anlattığı tarih aydınlanmış oldu. Bu sayede eski Mısır uygarlığı, onların dinleri ve sosyal yaşantıları hakkında birçok şey öğrenildi. Mısır üzerinde yapılan bu araştırmalar, firavunlar hakkında öğrenilenler, çözümlenen hiyeroglif yazıları, Kur'an'da Mısır ve Firavun hakkında bildirilen bilgilerin tarihi delilleri olacaktı. Mısır'da 19. yüzyılın başlarında Orta Krallık döneminin sonlarına ait bir papirüs bulundu. Bulunan papirüs Hollanda'daki Leyden Müzesi'ne götürüldü ve A.H. Gardin tarafından 1909'da tercüme edildi. Çıkan sonuçlar çok önemliydi. Çünkü papirüs İpu ve adındaki bir Mısırlı tarafından yazılmıştı ve buradaki anlatımlardan bu kişinin Mısır'daki felaketlere bizzat şahit olduğu anlaşılmaktaydı. Mısır'daki büyük değişimler, açlık, kuraklık, o dönemde köle olarak kullanılan İbranilerin Mısır'ı terk edişleri ve ülke çapındaki ölümler. Bu olayların her biri papirüste anlatılıyordu. Burada çok önemli bir gerçek daha ortaya çıkıyordu. Mısır halkının başına gelen felaketlerle ilgili olarak papirüste yer alan tarihi bilgiler Kur'an'da bu konuyla ilgili verilen haberlerle son derece uyumluydu. Allah, inkarda direnen Firavun ve kavmine peş peşe çeşitli belalar musallat etmişti. Öncelikle Mısır'da büyük bir kuraklık dönemi başlamıştı. Mısır için su son derece önemliydi. Kuraklık onların hayatlarını da tehdit ediyordu.
Dolayısıyla elde edilen tüm tarım ürünlerinde büyük bir azalma ve kıtlık baş gösterdi. Bu durum Kur'an'da şöyle haber verilmekteydi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz de Firavun ailesini belki öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu felaketten olaylara şahit olan birinin sözleriyle İpu ver papirüslerinde şöyle bahsedilmekteydi. Böyle, dün gördüğüm her şey helak oldu. Biçilmiş gibi her toprak çırılçıplak. Şehirler yıkıldı, yukarı Mısır kurudu. Gerçekten ekim her yerde mahvoldu. İşte suyumuz, mutluluğumuz, yapabileceğimiz ne var? Her şey talan. Mısırlılar tarım sistemlerini Nil Nehri'ne dayandırmışlardı. Ve bu sayede doğal şartların değişimi onları etkilemiyordu. Mısır topraklarına yağmur yağmasa da Nil Nehri Afrika'nın içlerinden gelerek en sıcak mevsimlerde bile bol su getiriyordu. Ancak Firavun ve yakın çevresinin Allah'a karşı büyüklenmesi ve Allah'ın peygamberini tanımaması sebebiyle kendilerine beklenmedik bir felaket olarak kuraklık geldi. Bu kıtlık dönemi yıllarca sürdü. Fakat onlar bunu kendi düşük akıllarınca Hazreti Musa'nın ve İsrailoğullarının getirdiği bir uğursuzluk olarak kabul ettiler. Hazreti Musa'yı ve beraberindeki müminleri tenzih ederiz. Batıl inançları ve atalarının dini sebebiyle böyle sapkın bir düşünceye kapılmışlardı. Bu yüzden de büyük sıkıntılar çekmeye mahkum oldular. Ancak başlarına gelecekler bununla sınırlı değildi. Allah üzerlerine bir seri felaket gönderdi. Tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan. Ayette şu şekilde haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunun üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu günahkar bir kavim oldular. Bu felaketlerinde bir bölümü İpu ver papirüslerinde açıkça haber veriliyordu. Felaketler tüm memleketi sarmıştı. Her yerde kan vardı. Nehir kan oldu. Yerleşim alanları bir dakika içinde alt üst oldu. Tüm kargaşaya ve gürültüye rağmen 9 gün boyunca saraydan hiçbir çıkış yoktu ve kimse o şahsın yüzünü göremedi. Şehirler kuvvetli akıntılar tarafından yerle bir oldu. Yukarı Mısır harap olmuştu. Her yerde kan vardı. Ülkede salgın hastalıklar baş gösterdi. Bugün gerçekten kimse kuzeye Biblos'a gidemiyor. Mumyalarımız için ne yapacağız? Altın azalıyor. İnsanlar sudan korkar oldu. Su içtikten sonra bile susadılar.
Firavun ve kavmi ise bu azaba rağmen inkarlarını sürdürdüler. Hazreti Musa uzun bir zaman kavmini uyarmaya devam etti, onları Allah'ın yoluna davet etti. Onlara peygamberliğinin delili olan pek çok mucize gösterdi. Yüce Allah, Firavun kavmini belki doğru yola dönerler diye çok çeşitli musibetlere uğrattı, fakat batıl dinlerini bırakıp yaratıcımız olan Allah'a dönmediler. Bu katı inkar karşısında Hazreti Musa, Rabbimize bu inkarcı kavme azap vermesi için dua etti. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Musa dedi ki, Rabbimiz, şüphesiz sen Firavun'a ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik, güç, ihtişam ve mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan saptırmaları için mi? Rabbimiz, mallarını yerin dibine geçir ve onların kalplerinin üzerine şiddetle bağla. Onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler. Allah dedi ki, ikinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın. Allah da Hazreti Musa'nın bu duasına icabet etti ve kendilerine yapılan tüm uyarılara karşı hak dine yönelmeyen Firavun ve yakın çevresini acı bir azapla yakaladı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun ve kavminin yapmakta oldukları ve yükselttiklerini, köşklerini, saraylarını da yerle bir ettik. Bu olaylardan İpu ve Papirüslerinde şöyle bahsedilmekteydi. Mısır'ın aşağısı mahvoldu. Tüm saray ıssız kaldı. Sahip olunan her şey, buğday ve arpa, kazlar ve balıklar. İpu ve Papirüsü'nün anlatımları, Firavun ve çevresine gönderilen belaları haber veren ayetlerin doğruluğunu bir kez daha göstermektedir. İçeriği 20. yüzyılda aydınlatılan bu papirüs, Kur'an'ın Rabbimizin sözü olduğunu bir kez daha doğrulayan son derece önemli tarihi kanıtlardan biridir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphesiz senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgiyendir. Hazreti Musa ve İsrailoğullarının Kızıldeniz'i geçerken yaşadıkları mucize birçok araştırmaya konu olmuştur. Hazreti Musa ve ona tabi olanların Mısır'dan çıktıktan sonra izledikleri yol ve Kızıldeniz'i nasıl ve nereden geçtikleri tarih boyunca merak konusu olmuş ve bu konuda birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu sayede denizin yarılması mucizesi günümüzde bilimsel olarak da açıklanmaktadır.
Son dönemde yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda Mısır'dan çıktıktan sonra Kızıldeniz'e kadar izlenen yolun yanı sıra Firavun'la Hazreti Musa ve kavminin karşı karşıya kaldıkları yerde tespit edilmiştir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i geçtiği yer olarak belirlenen bölge, coğrafi açıdan dağlarla çevrili bir konumdaydı. Yani tıpkı ayette de belirtildiği gibi gidilebilecek tek yer önlerindeki Kızıldeniz'di. Ve arkalarında Firavun'un ordusu vardı. Kur'an'da bildirildiği üzere Allah Hazreti Musa'ya asasını kullanmasını emretmişti. Hazreti Musa da bu emre uymuş ve bu vesileyle deniz Hazreti Musa ve beraberindeki İsrailoğullarının karşı sahile geçeceği şekilde yarılmıştı. Ancak aynı yolu izleyerek karşı sahile geçmeye çalışan Firavun ve ordusu denizin kapanmasıyla boğularak helak olmuştu. Bu bilgiler ışığında yola çıkan bilim adamları birçok araştırma ve incelemeden sonra denizin nasıl ikiye ayrıldığı konusunda çarpıcı sonuçlarla karşılaştılar. Okyanus bilimci olan Naum Fossinger ve Alexey Androsov adlı iki Rus matematikçi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i ortadan ikiye ayırmasının mümkün olduğunu matematiksel olarak kanıtladılar. Bu haber, bilim ve din çevrelerinde çok büyük yankı uyandırdı. Yazılı ve görsel basında birçok habere konu oldu. Altı ay süren araştırmaların sonuçları Kur'an'da haber verilen olayla tamamen mutabıktı. Söz konusu bilim adamlarının Rusya Bilimler Akademisi bültenindeki açıklamalarına göre Kızıldeniz'de o zamanlar yüzeye yakın dev bir kayalık bulunmaktaydı. Araştırmacıların ilgilendiği soru, kayalığın su seviyesi üzerinde kalması için hangi hızda bir rüzgara ihtiyaç olduğuydu. Kaya ne kadar süreyle kuru kalmış olabilirdi? Sular ne kadar zamanda tekrar kayaların üzerini kaplamıştı? Bu durumdan yola çıkarak söz konusu bilim adamları kayalığın su seviyesi üzerinde kalmasını sağlayacak fırtınanın şiddetini ve rüzgarın hızını belirlemeye çalıştılar. Araştırma sonuçlarına göre hızı saniyede 30 metreye ulaşan bir rüzgar bunun için yeterli olmaktaydı. Bu rüzgar suların kenara çekilerek kayalıkların ortaya çıkmasını sağlıyordu. Araştırmacılar bu durumda sayıları 600 bini bulan Yahudinin 7 kilometre uzunluktaki kayaları izleyerek 4 saatte karşı kıyıya ulaşabileceği sonucuna vardılar. Yahudilerin geçmesinden yarım saat sonraysa kayalar yeniden sular altında kalmış ve onları takip eden Mısırlılar da bu şekilde boğulmuştu. Unutulmamalıdır ki bu doğa olayının her zaman olma ihtimali bulunmaktadır. Allah'ın dilemesiyle rüzgarın hızı, yeri ve zamanı gibi koşullar gerektiği şekilde gerçekleştiğinde bu mucize yeniden oluşabilir. Ancak buradaki asıl mucizevi yön bu olayın gerçekleştiği zamandır. Yani tam Hazreti Musa ve İsrailoğullarının yardıma ihtiyaçları olduğu bir anda.
Hazreti Musa ve beraberindeki müminlerin tam geçmeleri gereken anda suların çekilip peşlerindeki Firavun ve ordusu geçerkense suların tekrar yükselmesi, Yüce Allah'ın müminler üzerindeki rahmetinin ve desteğinin en güzel örneklerindendir. Aynı zamanda da Allah'ın apaçık mucizelerinden biridir. Yüce Rabbimiz tarih boyunca insanlara doğru yolu göstermek için elçiler göndermiş ve bu elçilerin bir kısmına da kendi katından kitaplar indirmiştir. Allah bu kitaplarda müminlere öğüt ve ibret olması için geçmiş ümmetlerin ve kavimlerin haberlerinden ve kıssalarından da aktarmaktadır. İlahi kitaplarda yer alan ve bu kitapların indirildikleri dönemlerde hiçbir tarihi belgede yer almayan bu bilgilerse ancak günümüz teknolojisiyle gün ışığına çıkan çeşitli tarihi belgeler, arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırma sonuçları tarafından birebir doğrulanmaktadır. Bu belge ve bulgularsa Kur'an'da aktarılan ve daha önceki ilahi kitaplarda yer alan Kur'an'a mutabık bilgi ve haberlerin doğruluğunu ve bu kitapların Yüce Rabbimizin katından indirildiklerini bir kez daha tasdik etmektedir. Film boyunca izlediğimiz tüm bilgiler bizlere apaçık bir gerçeği göstermektedir. Kur'an öyle bir kitaptır ki onda hiçbir kuşkuya yer yoktur. Kur'an'da bildirilen haberlerin doğruluğunun tarihi ve bilimsel kanıtlar tarafından da ortaya konması bu ilahi kitabın bir başka mucizevi yönünü daha gözler önüne sermektedir. Kur'an'ı doğrulayan tüm bu deliller, iman edenleri heyecanlandıracak, onların şevk ve imanlarını artıracak önemli birer müjdedir. Yüce Rabbimiz, insanlara delillerini hem kendi nefislerinde hem de dış dünyada göstereceğini Kur'an'da vaat etmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi?